Son fizik uçuşu, fizik çözer metin çözere, modern fizik kolye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşım, herkese merhabalar diliyoruz. Sevgili arkadaşlar, özellikle artık videoların başında belirtiyorum. Mutlaka lütfen diyoruz. Ne diyoruz? Biraz da arkadaşlar verdiğimiz emeklerin yerine gelmesini, sizlerin de bu konuda arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Destekleriniz ne olacak arkadaşlar? Abone olacaksınız, beğeneceksiniz, biraz da çevrenize duyuracaksınız. Hepsi bu arkadaşlar. Biz bu kadar her şeyden kısıp emek veriyorsak, inşallah bu konuda da duyarlı olmanızı bekliyoruz. Duyarlı kardeşlerimiz zaten var. Biz söylemeden kendileri söylüyor. Evet, XY koordinat, XY kartezyen koordinat sisteminde verilen vektörler arasındaki X artı Y eksi Z işlemi sonucunda elde edilen vektörün büyüklüğü nedir? Bunlar arkadaşlar, görüldüğü gibi X bileşenleri ve Y bileşenlerini ayrı ayrı toplayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle X toplam 3 eksi 5. Tabi bunu eksiyle çarptığımız için eksi 10 olacak güzel insanlar. Şurası ne oldu? Eksi 15, 3 eksi 12. Hemen Y toplama bakıyorum. Eksi 1 artı 2, eksiyle çarptığımda artı 4. Evet, 6, 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5, 12, 13 üçgeni oluştu. Yani X bileşeni sola doğru 12. Buradaki eksi 12. Y bileşeni yukarı doğru 5. İşte arkadaşlar aradaki açı 90 derece. Demek ki X artı Y eksi Z vektörümüz 13 birim olmaktadır diyoruz. İki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde yatayla 30 derece açı yapacak şekilde 20 Newton büyüklüğünde bir kuvvet vektörü çiziniz. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Şu XY koordinat sistemi, evet, yatayla 30 derecelik açı yapacak şekilde 20 Newtonluk bir kuvvet çizdik. Efendime söyleyeyim, çizilen vektörlerin bileşenlerinin büyüklüğünü bulunuz arkadaşlar. Şimdi 30-60-90 dik üçgeninde, diğer testlerimizde de çözdüklerimizde de anlatmıştık. Tabi arkadaşlar, şunu bulmanın normal klasik yolu fx eşittir f çarpı kosinüs 30. Yani 20 çarpı kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Şunu da yanlış yazmışlar arkadaşlar. Kök 3 bölü 2 olacak. Efendime söyleyeyim, ne yaptı? 10 kök 3. Fy eşittir f çarpı, yani 20 çarpı sinüs 30, o da 1 bölü 2. Bu da ne yaptı? 10. Ha, pratik 30-60-90 dik üçgeninden 90'ın karşısı 2k, 2k 20 ise 30'un karşısı k, 10, 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı 10 kök 3 olduğunu buradan pratik bir şekilde bulabiliriz. Görüldüğü gibi arkadaşlar, yani bu fen lisesi diye böyle sorular uzaydan gelmiyor ya da bizim çözdüğümüz diğer sorulardan daha zor değil gibi şu anda, tabi ileride göreceğiz. Evet, k vektörü, l vektörü ile m, n vektörler kullanılarak bu eşitler elde edilmektedir. M ve n vektörlerinin ifadeleri nedir? Sevgili arkadaşlar, şimdi şu birinci duruma bakalım. 10 eksi l, eksiyle çarp, eksi 6 artı m'nin x bileşeni eşittir 0. Mx'i buluyorum arkadaşlar. Yani buna mx de diyebilirsiniz. Bu durumda 4 mx eşittir eksi 4. Yani m vektörünün x bileşeni eksi 4. Şimdi y'ye bakıyoruz. Eksi 7 kök 2. Eksili olduğu için eksiyle çarp. Eksi kök 2 artı my eşittir 0. Bu durumdan my eşittir ne olacak? Eksi 7 kök 2, eksi kök 2 daha. Eksi 8 kök 2. Demek ki arkadaşlar m vektörünü buradan bulduk. Eksi 4 virgül eksi 8 kök 2. Eksi 4 virgül eksi 8 kök 2. Aynı şekilde güzel kardeşlerim, n vektörünü de buluyorsunuz. Şu yaptığım yöntemle. Bir daha ben burada matematikle uğraşıp zaman harcamayayım. Lütfen bir zahmet şu yaptığım şekilde arkadaşlar sonuca gidelim.
Bir köşesi 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminin orijine yerleştirilen dikdörtgenler prizmasının A, B ve C kenar uzunlukları sırasıyla, evet, A buraymış arkadaşlar, görüldüğü gibi A. Nereye yerleştirilmiş arkadaşlar? Bakalım. Şu B, B görüldüğü gibi X'e yerleştirilmiş. C de Z'ye yerleştirilmiş. A da Y'ye yerleştirilmiş. Evet, uzunlukları 15. Arkadaşlar B kenarı şura 5, C kenarı da şura 10 santim. Evet, vektörlerin şekil üzerinde çizelim. Peki kardeşim. K vektörü arkadaşlar, önce x'i belirleyeceğiz. Şöyle 5. Efendim söyleyeyim, y 0'mış. Peki arkadaşlar z neymiş? 10. Hemen şuraya bir 10'u da belirledik. İşte arkadaşlar şöyle bir paralel geliyoruz. Paralel geliyoruz. Ve şu işte arkadaşlar bizim bileşke vektörümüz olacak. Evet. Şimdi L 5, 15, 0. Demek ki arkadaşlar, evet, önce x, x 5, y 15. İşte arkadaşlar işin doğrusu şu, şu, şu paralel çizdiniz. Ve işte bu L vektörü. Bu kimdi? K vektörü. Evet. 5, 10 görüldüğü gibi arkadaşlar 15 ve 10. Ha, şimdi kardeşim bak. Şu 5 ile 15. Önce x'i alın. Bu nedir arkadaşlar? Şurada görüldüğü gibi köşegen. Yüzey köşegeni. Bir de o bu 15'i eklerseniz sevgili arkadaşlar, şimdi şuna şuradan paralel çizeceğiz. Bu tabi içeride arkadaşlar. İçeriden dışarı şuraya. Bakın bu şu köşede. Unutmayın. Şu köşede. Şu köşeden şu köşeye geliyor sevgili arkadaşlar. Yani bak şu köşeden içeriden dışa doğru geldi. Buna da arkadaşlar cisim köşegeni diyor. Bu da M vektörünü vermektedir. İşte arkadaşlar bu M vektörünün büyüklüğünü kök içerisinde a kare artı b kare artı c kareden buluyorsunuz. Ya da x kare, y kare, z kare de diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani 15'in karesi, 5'in karesi artı 10'un karesi buradaki M vektörünün büyüklüğünü verecektir. L ve M araçlarının konum zaman grafikleri verilmiştir. L aracında bulunan bir gözlemciye göre M aracının hızı kaç metre bölü saniye büyüklüğündedir? Demek ki arkadaşlar gözlemciyle. Evet, L'nin hızı öncelikle konum zaman grafiğinde eğim hızı veriyor arkadaşlar. Tanjant alfa delta x bölü delta t bize hızı veriyor. 10 bölü 4 ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 2 veya 2,5 diyebilirsiniz. Evet, M'nin hızı 4 bölü 4 1. İkisi de arkadaşlar aynı yönde. Aynı yönde ise çıkartıyoruz. Bakın şu L, bu da M. Arkadaşlar bağıl hız ve bağıl eşittir ve cisim eksi ve gözlemci. En pratik yöntem cisim gözlemci. Başlangıç noktalarını birleştirip gözlemciden cisme çizin. Ha, şunu yapma şansımız da var. Ve cisim artı eksi ve gözlemci. Yani gözlemciyi ters çevir, topla. İşte L'yi ters çevir, toplarsan sola doğru ne olur? 2,5, sağa doğru 1 çıkarttığımızda, çünkü zıt olur bu sefer. Ne olur arkadaşlar? Sola doğru 1,5. İşte bunu yapmak yerine bakın başlangıç noktalarını birleştirin. Gözlemciden cisme çiziyoruz. İşte arkadaşlar bu M'nin L'ye göre hızı. L'den M'ye çizdik. Görüldüğü gibi sola doğru 1,5 metre bölü saniye. Eğer bunlara artı diyecek olursak, artı 2,5 artı 1. O zaman bunun arkadaşlar eksi 1,5 olur. Bu da yazarsa, evet yazdı çok şükür. Arkadaşlar bu dijital kalemlerde böyle bir cinslik var. En iyisini de aldık ama yapacak bir şey yok. Evet. A, B, C araçları aynı düzlemde hareket etmektedir. A ve C araçların hız vektörleri veya A ve C'dir.
B hareketlisinden bakan bir gözlemci A'nın hızını Vx. Yani arkadaşlar A'nın B'ye göre hızı. B burada gözlemci eşittir VA eksi VB. Evet, bunun vektörel bir büyüklük ve işlemlerin vektörel olduğunu unutmayın. Gördüğüne göre C hareketlisinin hızını nasıl görür? O zaman B'yi bulmam gerek. Arkadaşlar B'yi bulmak için B'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Ben bunu buraya atarsak eksi B'yi bulmuş oluruz. Ama B'yi bu tarafa veya B'yi bu tarafa attığımızda VB eşittir VA eksi VAB. İşte VAB dediğinde arkadaşlar Vx. Demek ki burada çıkartma var. Çıkartma yapmanın en pratik yolu neydi? Başlangıç noktalarını birleştirip eksiden artıya çiziyoruz güzel kardeşlerim. İşte başlangıç noktalarını birleştirdik. İşte çizdik. Bu kim arkadaşlar? B'nin hızı. Şimdi B ile C'nin başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. İşte şu B'nin hızı arkadaşlar. Şurayı da şöyle biraz düzeltelim. Şurayı alalım. Evet. Şimdi şu arkadaşlar B'nin hızı. Peki güzel kardeşim. Bize ne diyor? C hareketlisini nasıl görüyor? Yani B. B'deki vatandaş C hareketlisinin hızını böyle görür. İşte arkadaşlar şu C'nin B'ye göre hızıdır. Sevgili arkadaşlar burada şu işlemi yapmadan yani bu işlemi yaparak bulabiliriz. İsteyen kardeşlerimiz için şöyle bir yöntem söyleyebilirim. Bakın. Arkadaşlar bu hız B'den bakan birinin A'nın gördüğü hız. Yani efendime söyleyeyim A'nın B'ye göre B'den aya çizeceğim. Ve B'den aya çizerek bunu bulmalıyım. Bakın B'den aya çizerek işte şunu bulmalıyım. Demek ki arkadaşlar B vektörü bu. B'nin hızı bu. Getirip buraya yazdığımda B'den C'ye çizdiğimde de B'deki gözlemci C'yi nasıl görür sorusuna cevap vermiş olacağız. Ve bağlı eşittir. Ve cisim eksi ve gözlemci diyoruz. Gözlemciden cisme çizin diyoruz sevgili dostlar. Veya bu arkadaşlar öyle komik bir durum oldu. Yani hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Çünkü arkadaşlar A ile C'nin hızı zaten aynı. A ile C'nin hızı aynı. B'den bakan biri A'yı nasıl görüyorsa C'yi de öyle görecek. Tabii ki burada A ile C'nin hızları farklı olsaydı arkadaşlar sonuç farklı çıkardı. Orada anlattıklarımızın bir anlam ve değeri olacaktı. O tür sorular daha ziyade karşınıza gelecektir. A balonu yukarı yönde 20 metre bölü saniyelik hızla yükselmektedir. 20. A balonundan bakan bir gözlemci B balonunu 5 metre bölü saniye hızla yükseldiğini görüyor. Bakın arkadaşlar şu A'nın hızı. Evet. A'dan B'ye baktığımızda bağıl hızımız 5. Ne diyoruz bağıl hızı bulmak için? 2 hızın hız vektörlerinin başlangıç noktalarını birleştirip birinden diğerine çizeceğiz. Yani gözlemciden cisme. İşte demek ki arkadaşlar B'nin hızı bu olmalı. E zaten burası 20 olduğuna göre 25 daha 25 olacaktır sevgili arkadaşlar. En pratik yöntem bakın gözlemciden cisme çizdiğimde işte bağıl hız bu B'nin A'ya göre hızı demektir. O noktasına uygulanan aynı düzlemdeki K, L ve M vektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 2 birim, köküç birim ve 1 birimdir. Vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü nedir? Önce üzerine yazalım. Evet, K, L, M 2 birim. Efendime söyleyeyim. 1 K arkadaşlar. L neymiş? Kök 3 birim. M neymiş? 1 birim. Evet sevgili arkadaşlar, bunların bileşkesini soruyor. K, L, M 2 birim, kök 3 birim ve 1 birim. Tabi arkadaşlar burada eğer şunlar çıkartılabilecek bir şey olsaydı zıt yönde hemen çıkartırdık. Ama görüldüğü gibi arkadaşlar bu biraz zor oldu. Çünkü çıkarttığımız zaman arkadaşlar kök 3 eksi 1 olmaz. Arkadaşlar özel durumlardan faydalanmak için bunların eşit olması gerek. Bu 2'yi 1 artı 1 yazacak olursak arkadaşlar. Şimdi şurada 1 var. 1 1
bir daha olsun. Aradaki açı 120 olduğu için şu 1 ile 1'in bileşkesi nedir? 1'dir. Aradaki açı 120. Şimdi arkadaşlar 1 ile 1 kaldı. Aradaki açı 60. Aradaki açı 60'sa 1 ile 1 şu 1. Şu 2'yi 1 1 olarak ayırmıştık. Arkadaşlar kök 3 katı olacak. 1'in kök 3 katı kök 3. O zaman şu açı ne oldu arkadaşlar? 30 oldu. Efendime söyleyeyim 30 da bura 60. 60 da bura 120. İşte bakın kök 3 ile kök 3 kaldı. Aradaki açı 120 derece sevgili arkadaşlar. Zaten bakın 30 30 60 geriye 120 kaldı. 120 olduğuna göre kök 3 ile kök 3'ün bileşkesi yine kök 3'e eşit olacak. Evet, güzel bir soru. Evet arkadaşlar, bol hikayeli bir soru. Canan ile Zeynep birbirini çok seven ve birlikte keyifle çalışan iki arkadaştır. Ne güzel. Zeynep rahatsız olduğu için okula gelemeyen arkadaşı Canan için fizik dersinde öğrendiği vektörlerle ilgili ders notları hazırlar ve hazırladığı notları arkadaşına götürür. Sevgili arkadaşlar, bu olay benim başıma gelmişti. Bir arkadaşımızın kolu kırılmıştı böyle top oynarken. Orada kendi kendine bir kalecilik yapıyordu. Hoplayayım zıplayayım derken kolun üstüne düştü, kırdı. Vatandaş bir ay kadar yoktu. İşte hocanız Metin Hoca arkadaşlar aynen bunu yapıyordu. Gidip dersler onu anlatıyordum arkadaşlar. Tabi onların bana da çok büyük faydası oldu tabi arkadaşlar. Tekrar ediyordum, daha iyi öğreniyordum falan. İyilik yap iyilik bul. Neyse, Zeynep'in arkadaşı için hazırladığı notlar şu şekildedir. Aferin Zeynep yavrucuğum. Vektörel bir büyüklüğü herhangi bir en sık karelerle çarpıldığında vektörün yön ve doğrusu değişmeden en katı alınır. Evet. Tabi arkadaşlar vektörün yön ve doğrusu değişmeden o zaman n'in pozitif olması gerek. Çünkü n eğer negatif olursa yönü değişir. Doğrultu kesin değişmez. Fakat onu da söyleyelim. Ve yani bu birinci her zaman doğru değil. Vektörler aynı türden başka bir vektörle toplanabilir. Evet, aynı türden. Yani hız vektörünü hız vektörüyle toplarsın. Hız vektörünü kuvvet vektörüyle toplayamazsın. Çok doğru. Evet. Başka ne diyor? Aralarında alfa açısı bulunan A ve B gibi iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü kosinüs teoremi. Evet. R kare eşittir F1'in karesi artı F2'nin karesi artı 2 F1 F2 kosinüs alfa. Doğrultular aynı yönleri farklı olan vektörlere zıt yönlü vektörler denir. Doğrultular aynı yönleri farklı olan vektörlere. Peki bunların büyüklüğü de aynı mı? O zaman bu arkadaşlar kesin bu doğru değil. Zıt yönlü. Ha, zıt yönlü denir. Fakat direkt zıt vektör diyemeyiz. Çünkü büyüklüğün de aynı olması gerek. Evet, zıt yönlü denir. Yatay ile alfa açısı yapan bir A vektörünün yatay ve düşey bileşenleri doğru. Eşitlikleriyle bulunur, 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 bulunur. Evet. Ne olacak? Şimdi bakalım. Ne yani? Ne diyorsun kardeşim sen? Şimdi olay ne? Canan bu bilgileri kullanarak evet şöyle arkadaşlar getirelim şunu şuraya. Heh. Canan bu bilgileri kullanarak aynı düzlemde verilen ABC vektörel büyüklükleri ile ilgili doğru yanlış olarak işaretleyeceği aşağıda seçeneklerin doğru cevaplarını nasıl vermesi gerekir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Maşallah. Şimdi bir de soru diğer tarafta kaldı. Şimdi Metin Hoca ne yapsın? Arkadaşlar bir bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar A, B, C vektörlerini belirleyelim. A vektörü sola doğru 2, 4, 6 aklımızda tutalım. A vektörü eksi 6 diyorum. B vektörü görüldüğü gibi arkadaşlar sağa doğru 3 birim. C vektörünü bileşenlerine ayıralım. Bakın arkadaşlar şurası 3, 4. C vektörünün büyüklüğü 5 birim. 3 görüldüğü gibi 4. Demek ki arkadaşlar C'nin Y bileşeni aşağı doğru eksi 3. C'nin X bileşeni sağa doğru 4. Artık arkadaşlar buna göre oradaki bütün soruları cevaplayabiliriz yani. Önemli olan arkadaşlar budur. Bunları da rahat rahat cevaplarız. Evet arkadaşlar şimdi bunları buraya yazdım. A artı B şu iki vektörü topladığımızda sağa 3, sola 6 ne kaldı? Sola 6 yani A'nın yarısı doğru. A eşittir eksi 2 B. Evet bakın A B'nin iki katına eşit. İki katına büyüklüğü olarak eşit ve zıt yönlü.
Görüldüğü gibi A vektörü B'nin iki katı ve zıt yönlü. Doğru. A ve B vektörleri zıt yönlüdür. Evet, doğru. A ve C vektörleri arasındaki açı alfa olduğuna göre. Evet. A, C. Görüldüğü gibi arkadaşlar şu A vektörü, şu C vektörü. Aradaki açı 180 eksi alfa. İşte arkadaşlar, efendime söyleyeyim, burada şu arkadaşlar doğru bir B'yle demiş, pardon, B'yle doğru. B'yle doğru sevgili arkadaşlar. Çünkü B'yle arasındaki açı alfa olduğu için direkt buradan bulabiliriz. Bu da doğrudur. C vektörü yatay alfa açısı yaptığında ki yapıyor 37 derece. Cx eşittir c çarpı kosinüs alfa. Evet, bulduk zaten onu. C'yi eşittir c çarpı efendime söyleyeyim sinüs alfa olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış, doğru diyoruz. Düz bir yolda hareket eden A ve B araçlarından A aracının hızı veya A aracının B aracına göre. A aracının B aracına. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi B aracı nedir? Gözlemcidir. Ve bağlı eşittir V cisim ve A eksi VB. Yani B'den A'ya çizerek arkadaşlar. B'den A'ya çizerek şunu bulmalıyız. Demek ki arkadaşlar görüldüğü gibi B şahsı bu. B aracının hızı nedir? Olup büyükler sırasıyla 14 metre bölü saniye ve 10 metre bölü saniyedir. A aracının B aracına göre hızı ise V, BA olup büyüklükleri sırasıyla. Evet. A aracının hızı arkadaşlar şu 14. Efendime söyleyeyim. Olabilir mi? Burada şunların arasında bir sıkıntı var. A aracının hızı VA. A aracının B aracına göre hızı ise VBA olup büyüklükleri sırasıyla 14 ve 10 metre bölü saniyedir. B aracının hızı. Olsa olsa arkadaşlar şimdi şu açı 53 derece. Evet. Zaten arkadaşlar birini bilmemiz yeterli. Burada bir sıkıntı var gibi. Sevgili arkadaşlar burada bu verilen değerler doğru ise yani bu 14 ve bu da 10 ise o zaman şöyle bir dik üçgen oluşmuyor. Burada o zaman arkadaşlar şu daha mantıklı. Çünkü bunun tamam başlangıç noktalarını birleştirip çizebiliriz ama tam işlem yapamayız. B'yi ters çevirip toplarsak VA artı eksi VB. İşte arkadaşlar tabii şu BA dediğimiz arkadaşlar yani şurada bağıl hızımız şu. Bu durumda arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar buradaki bağıl hızımız VBA şeklinde verilmiş. Biz ise B'yi bulmak istiyoruz. O zaman B'yi yalnız bırakmamız lazım. B'yi sola attım. VB eşittir. VA eksi ve bağıl. Demek ki arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Çıkartmamız gerekiyor. İşte arkadaşlar bunu ters çevirip toplarsak 10 bileşenlerini ayır. Şurası kosinüs 50,06 olduğundan 6. Düşe bileşenden oldu arkadaşlar? 8. 14'ten 6'yı çıkarttık. 8 kaldı. 8 sağa, 8 sola. Demek ki arkadaşlar B'nin hızı 8 kök 2 kuzeydoğu yönünde olacaktır. Yatay sürtünmesi üzerinde durmakta olan M cismine büyüklükleri sırasıyla 10 Newton, 5 Newton ve 3 Newton olan F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanmaktadır. M cisminin sabit hızla hareket edebilmesi için uygulanması gereken dördüncü kuvvetin büyüklüğü ne olmalıdır? Arkadaşlar dördüncü kuvvete dengeleyici kuvvet diyoruz. O da eksi R. Yani buradaki kuvvetlerin bileşkesini eşit büyüklükte ve zıt yönde olacak. Şimdi bu 21'dir, 74'tür. Şurada kalan açı 16 arkadaşlar. Şöyle bunu 16 derece bu yönde döndürürsek buraya geldi. F3'ün büyüklüğü görüldüğü gibi 3 arkadaşlar. Şunu 16 derece döndürdüğümüzde F2 16 daha arkadaşlar ne yaptı? 53 mü? Demek şu açı 53 derece oldu. Bunu arkadaşlar 16 derece döndürdüğümüzde şurası 16 ne yaptı görüldüğü gibi 37. Demek ki şurası da 53. Evet,
Yeni eksenimizde, XY koordinat sistemimizde güzel kardeşlerim. Şöyle alalım. Tamam diyelim. Şimdi şuradan bir kuvvetimiz bu yönde. Bu yönde. Peki ikinci kuvvetimiz arkadaşlar. Şu açı 37 idi. 16 derece daha dönünce 53 oldu. Şöyle aşağı birazdan belirtiyorum. Evet. Şu bizim F2'miz kaç? 5. Görüldüğü gibi arkadaşlar F1'imiz 10 Newton. Ve şuradaki açı 53 derece olacak. Şöyle bir durum. Şimdi bu açıları yazalım. 53. Burası da arkadaşlar 53 oldu. 10 birim, 5 birim ve 3 birim. Evet. Şimdi bileşenlerini ayıralım. Kosinüs 53 0,6 6 oldu. Şu yukarı doğru arkadaşlar sinüs 53 8. 5 çarpı kosinüs 53 0,6 3 oldu. O zaman artı 3 diyoruz. Şurası da arkadaşlar 4 oldu. 6 6 7 evet yukarı doğru 8 4 daha 12. O zaman dengeleyici kuvvetimiz aşağı doğru 12. F4 eşittir 12. İşte arkadaşlar bu soru biraz görüldüğü gibi çetrefilli. Bu tür sorular piyasada da var. Döndürme soruları. Hangi yöne kaç derece döndürdüğümüzde. Şimdi bu yöne arkadaşlar 21 döndürdüğümüzde şurada bir anlam ifade etmiyor. O zaman arkadaşlar şu 16 bakın. Ya bu ya bu. İkisinden birini sıfırlamamız gerekiyor. Görüldüğü gibi bunu sıfırladığımızda işler düzene girdi. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi 24 ya da 21 ya da 74 de işlem yapamadığımız için dediğimiz gibi 16 derece şöyle komple bütün vektörleri aynı yönde 16 derece döndürmüş olduk. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi dinamik sorularına geçtik fakat 26 dakika oldu. Bundan dolayı arkadaşlar dinamik sorularını da bundan sonraki videoda çözmek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar birinci videomuzda vektör ve bağlı hız, ikinci videomuzda dinamik. Sonra arkadaşlar o şekilde konu ilerleyelim. Çünkü soru çok arkadaşlar. Sorular da tabi biraz ağır olduğu için zaman da çok gidiyor. Şimdi arkadaşlar dinamik sorularını da çözsek 50 dakika olacak. Ondan dolayı videonun da izlenme durumu sıkıntıya giriyor. Şimdilik arkadaşlar hoşça kalın diyoruz. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlara duyurmayı unutmayın.